Evet. Bu yıl da olduğu gibi geleneksel piknik şölenimizin startını veriyoruz. Aa, yenge kolay gelsin. Yengemiş başında. Kuymak hazır. Ahmet abi, biz bu işi bitirelim istersen ha. Başlamadan biz kuymakla işi götürürüz. Yenge, kendini tanıtır mısın? Hava Demirkol. Sefer Demirkol'un eşiyim. Trabzonluyum. Kuymağın her yerindeyim. Nasıl yapıyorsun? Bir tarif et bakalım. Benim tarifimle aynı mı? Ya bu hep aynıdır. Bir değişmez yani. Yöresel bir kuymak bu. Fark etmez herkesin kuymağı. Kavurma mı, sula mı? Kavurma. Tabii ki iyi kuymak kavurmak olur. Yenge, yemekleri Sefer abi mi hazırlıyor, sen mi hazırlıyorsun evde? Sefer Bey gayet güzel yemek yer. Ha, yemeden anlıyor, yapmadan anlamaz. Aynen. Sefer abi, ifşa edildin. Gel bakalım şöyle yanıma. Yenge ne diyor? Ne diyor yenge? Yemeden anlar diyor. Doğru mu? Evet. Biz yani bizim yöresel kuymağımız ama ben anlamam. Hanım anlıyor, eşim anlıyor bu işlerden. Sen anca yemeden anlarsın. Yani bize afiyet olsun inşallah. O zaman hepimize afiyet olsun. Yenge, eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahmet abi, sendeyiz abi. Piknik alanımızı görüyorsun. Efendim, az önce gördüğünüz gibi bura verdiğim telefonu telefon nereden çıktı ya abi, yaşlandık diyorum da inanmıyorsunuz bana. Mikrofonu dedim ki git hemen yengemi yakala, orada güzel bir kuymak var ve bugün Baycar Trabzonlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 16. piknik şöleninde yine ben varım. Vazgeçilmez abi, Baycar Trabzonlar Derneği benden vazgeçmez. Eroin gibisin Ahmet abi. O, ya, tehlikeli. Yani yapışık. efendim, ben bugün mikrofonu mümkün olduğu kadar sevgili Burak Atasoy'a vereceğim. Burak Atasoy kimdir? Kendisi tanıtacak ama ben söyleyeyim. Aktif çalışkan Baycar'ın sevilen gençlik kolları başkanı ve müzisyen sanatçı. Burak'cığım, önce seni tanıyacağım. Ondan sonra mikrofonu vereceğim ve sen başlamadan önce benimle masalara gidip dolaşacaksın. Mesela şurada bakanlar var. Onlara bir yakalayacaksın abi. Yaşam. Ellerindeki zehirleri de atacaklar. Tabii. Sen de. Ben Trabzon Akçabatlıyım. Bağcılar Trabzonlar Derneği'nin gençlik kolları başkanıyım. Aşağı yukarı 15-16 yıldır da müzik ve... Şu an izleyicilerden biri diyor ki how deep finish, çık oradan da genç uşak tek başına. Yo, sen de gençsin. sen yerine geç o zaman. Yine olduğu gibi geleneksel piknik şölenimizi icra etmek için Kirazlı Bend mesire alanındayız. Bu yılda 16.sını düzenleyecek olduğumuz piknik şöleninde sevgili Ahmet Güngör abim de bizlere eşlik ediyor. Bizim kahrımızı akşama kadar burada bizle beraber çekecek. Ben Burak Atasoy, Bağcılar Trabzonlar Derneği Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda 15 yıldır da müzik sektöründe bu işi icra etmekte olan bir kültür elçisiyim. Şu anda Kirazlı Bend mesire alanındayız. Hazırlıklarımız yapılıyor. Bayraklarımız, flamalarımız asıldı, mangallarımız yakıldı, semaverlerimiz yakıldı. Güzel bir ortam var, aile ortamı. Her yılda bunu daha iyi bir şekilde yapmak için elimizden geleni dernek olarak, yöneticilerimiz olarak, kadın kollarımız olarak, gençlik kollarımız olarak en iyisini yapmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl 16.sını düzenleyeceğiz. Kemerburgaz, Kirazlı Bend 1. Bölge Mesire Alanı'ndayız. Sevgili dernek başkanımız Ethem Coşkun da birazdan bizlere eşlik edecektir. Teşekkür ederim. Şimdi misafirlerimizi dolanalım. Bir bakalım ne yapmışlar. Biraz önce gördüm, Sefer abinin hanımı kuymak yapıyor. Bak, işi de biliyor. Kavurma kuymak yapıyor. En lezzetli kuymak da kavurma kuymaktır. Yani iyi bir aşçı olarak söylüyorum. Bu arada yemekle de aram çok iyidir. Yapmasıyla da yemesiyle de. Merhabalar. Kendini kısaca tanıtır mısın? Benim ismim Nazima. İstanbul'da yaşıyorum. Hem de çalışıyorum. Diş hekim asistanıyım bu arada. Burak. Nerelisin? Şöyle, ben doğma Kırgızistanlı, büyüme Rusya, milletim Özbek, şu anda Türkiye'de. Karışık. Biz de ona karma gudal diyoruz. Ben bunun şarkısını da yaptım. Bir hafta 10 gün içinde yayınlanacak. Bizim derneğimiz hakkında ne düşünüyorsun? Piknik alanımız nasıl? Böyle derneklere birinci defa katılışım. Çok güzel buralar. İnsanlar çok sıcaklar, sıcakkanlılar. Misafirperverler. Çok beğendim. O zaman aramıza hoş geldin. Teşekkürler. Fahri Trabzonlu yaptı kendisini. Evet, kıymetli arkadaşlarım. Yine Bağcılar Trabzonlar Derneği Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Bulut yanımda. Gökhancığım, ne düşünüyorsun kardeşim?
Valla derneğimizin düzenlemiş olduğu piknik her zamanki gibi güzel olacağını düşünüyoruz inşallah. Tamam mı? İyi bir uğraş verdik. Güzel de oldu. Ondan sonra kalabalık da olacağını düşünüyoruz. Valla inşallah çok güzel olur. Horonun bol olduğu bir piknik olur inşallah. Tamam mı? Yani güzel şeyler olacak bugün. Hayırlısı diyelim inşallah ya. Gökhan'cığım teşekkür ediyorum. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Yine gençlik kollarından Rümeysa. Rümeysa günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Nerelisin Rümeysa? Çaykara, Trabzon. Çaykara, Trabzon. Benim de anneannem Çaykaralı, Şurlu. Komşu köyden. Ben Zenoğlu'yum başkanım. Zenoğlu'ymuş. Bak üstüne basa basa söylüyor. Ne hazırladın bugün? Bugün kayganımız var gördüğünüz üzere. Aynı zamanda kekimiz, böreğimiz var, turşumuz var, zeytin, peynir, domates, salatalık ne edersiniz var. Ahmet abi görüyorsun. Burada hanımlarımız hiç durmuyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Gel Ahmet abi bak sizi de alalım gençler. Evet. Eski Gençlik Kolları üyemiz Mustafa Yavuz. Seni tanıyalım. Sinem Öztürk. Sinem Öztürk. Mustafa. Buyur abi. Yenge herhalde. Yenge. Esas duruşta durduğundan belli. Ne düşünüyorsun kardeşim? Abi valla derneğin yaptığı etkinlikler ardı ardı kesilmiyor. Güzel. Başarılarınızın devamını dilerim. Seninle ekibine zaten helal olsun yani. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Sinem sen ne düşünüyorsun? Gayet güzel olmuş. Hatta çok çok güzel olmuş. Sinop derneklerinin haricinde Trabzon Derneği'ne gelmek çok güzel oldu aslında piknik alanlarına. Ve duyduğum kadarıyla evet çok güzel faaliyetler de devam ediyor. Devamını dileriz inşallah hep beraber. Teşekkür ederiz. Ahmet abi durmak yok devam edelim. Ben tek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ethem Başkan'ı seslenelim buradan Sayın Başkanım Allah için şu horon gecesini yap artık. Vallahi yap yeter yani piknik senede bir piknik yapıyorsun millet horona doymuyor. Ethem abi bu mesaj önemli bak abi gençler horon gecesi istiyor. Sibel Hanım merhaba. Merhaba. Sibel Hanım bizim eski gençlik kolları başkan yardımcımız ama aramıza geri dönecek. Ufak tefek sağlık sıkıntıları yaşadı. Şu an gördüğüm kadarıyla iyi olmasına da sevindim. Bugün burada bizle beraber geçen sene olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı. Sibel Hanım ne düşünüyorsun? Valla Trabzonlular Derneği'nin yine davetlisiyiz. Teşekkür ederim. İnci, çok incesiniz. Yer çok güzel. Her sene de yapılıyor. Biz yine her sene katılıyoruz. Bu sene de eşlik ettik. Organizasyon çok güzel. Birazdan horonlarımız başlar. Eğlenceler başlar. Her şey çok iyi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sibel Hanım. Sen ne diyeceksin? Söyle bakalım yakışıklı. İyi. Burası çok güzel. Ben Kahramanmaraşlıyım ama burayı çok seviyorum. Hep kayınçom getiriyor. Babamla mangal yapıyoruz. Şu an tavuk yiyeceğiz ama bu sözcükler benim çok merak ediyor. İnşallah Sayın Başkanımız da buraya gelir de Kemerçoy deriz. O zaman başkanı horona davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ahmet abi yine gördüğün gibi bak iki tane semaverimiz hali hazırda yanıyor. Kardeşim kendini tanıtır mısın? Ben Ömer Çağrır. Bu şekilde yani. Nerelisin? Ben Kahramanmaraşlıyım, Elbistanlıyım. Kardeşşehir. O zaman seni Fahri Trabzonlu eyledik, doğru mu? Olur, hiç sıkıntı yok. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün, evet, bu arada eniştesi de Trabzonlu yani. Sevgili Gençlik Kolları Başkan Vekilimiz, kardeşimin kız kardeşiyle evli. Bugün mangal ve semaver işi sende. Eline ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Ablamız eski toprak. Nerelisin abla? Maçkalıyım. Maçkalıymış. Annemin köyünden. Hamsi köylü. Annem Hamsi köylü. Hangi köyü? Temelli. Temelli'den. Temelli'den kimlerden? Karalardanız. Karalardan. He. Ali abiyi çok aradın mı? Yanlış yaptım oradan. Yanlış yaptın değil mi? Yatma ya. Adamın hakkını yemiş. Biz dairelerdeyiz. Ama adam... Yaptım ama oldu işte bir kere. Dönüşü de yok diyorsun. Teşekkür ederiz efendim. Kuymağı, Ahmet abi bunda kuymağı yaptı arkamız döndü, kuymak bitti. Sefer abi bu iş hep senin altından çıktı ha. Dolu tabakla gel oturalım. Millet, bak Sefer abi diyor ki millet acıkmış, kuymağı kendi bitirdi. Bak tabağına bak, abriye bak. Oh!
Bardağa bak. Tabii Sefer abi. Afiyet olsun tabii. Oh. Bittikten sonra değil mi? Gittiniz buradan. Yani vallahi neyse senden bir kuyumak alacaklıyız Sefer abi. Evet, masaya kışak. Evime buyurun gelin. Evimde yedirim ben. Siz uzağa gittiniz, oturacaktınız bak. Abla otur. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyoruz, tanışıyoruz aslında. Ben tanıyorum. Kameraya tanı. Ben damadıyım. Sen? Kızıyım ben de. Yarım elma, gönül alma. Teşekkür ederim. Ömer ne düşünüyorsun? Güzel, ben ilk defa geliyorum. Babam yönetim kurulunda. Ben de gençlik kollarındayım ama bağlantımız babamdan. En büyük Trabzonspor. Trabzonspor en büyük de. Seni aramızda görelim artık. Faal ol. Yani Sefer abi gibi aktif olmanı istiyorum. Kaynaklı. Eğitim hayatı bitince. Abiler kulakları çeker yani. Doğru. Abi seni tanıyalım. Ben Adıyamanlıyım. Sefer Bey'in dünürüyüm. Sefer abinin dünürüymüş. Bak Fahri Trabzonlular çoğaldı. Evet doğrudur. Adıyaman neresinden? Daha bir gelin daha gelecek. Aa bir daha var. Evet, o da %50 Trabzon %50 Samsun. Ama Trabzonluyuz diyorlar. Tamam o zaman onu da Trabzonlu kabul ettik. Yani Trabzonlu yani. Trabzon'dan büyümüşler. Sürmele o da Sürmele. Adıyaman neresindensin? Çakta. Deprem çok etkiledi mi? Çakta'yı değil de Adıyaman'ı yerle bir etti. Allah bir daha bize böyle bir felaket yaşatmasın inşallah. Yenge seni tanıyalım. Ben Nedime Beke, Hava Hanım dönürüyüm. Bu eşim, bu da oğlum, bu gelinim, bu da dönürüm. Allah sağlık saat versin. Evet Ahmet abi, masada bir yabancı keşfettim. Bir soralım bakalım kimmiş. Ben, yenge kendini tanıtır mısın? Ben Gülten Güngör, Ahmet Bey'in eşiyim. Vallahi onun sayesinde geldim, kuruldum, o geçsin ancak, çekim yapsın. O işini yapsın, ben karnımı aynen doyurayım diyorsun, doğru. Ahmet abi kolay gelsin. Ahmet abi, abla benim annem. Öyle mi? Kendisi Maçkalı, Hamsiköylü. Hani bu bizim erkek gibi kadın dediklerimiz var ya, ha, bu işte onlardan. Tamam bekliyorum. Dedim ki, tamam bekle, dedi bekliyorum. Madem anne burada, bırak sıkıştıracağım seni. Anne seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Maçka Hamsiköy'denim. Akçabat'ta gelinim. Oğlum Burak Atasoy. İşte Burak Atasoy'u soracağım. Maşallah, hani on parmağında on marifet derler ya. Hem işi, hem sanatı, hem gençlik kollarındaki aktif faaliyeti. Bizim Karadeniz'e uğraşmak biraz zordur. Bizim asi gençlerimiz de yürek yüreğe gidiyor. Evde yaramaz mı? Yaramaz değil. Uşakken. Ya çok da yaramaz değildi ama çok çok memnun. Birazcık, çok az yani, biraz. Çok az. Yani bırakıp top oynamaya kaçar mıydı? Top oynamaya kaçardı. Bir tane şey yaptı. Teke Pilya'dan. Pilyalı araba. Pilya'dan şey yaptı. Araba yaptı, uçup gidiyor. Oğlum etme gitme, etme gitme. Ya ben bunu süreceğim. Ben bir gün aldım, kızdım, baktım ki her gün yaralı geliyor. Aldım baltayı, bunu kırdım. Attım. Anne, nerede arabam, nerede arabam? Arabayı oğlum kırdım, attım. Hiç kimsenin bilmediği yönünü yakaladık. Yani bilyeli arabaya sürekli düzer, oranın buranın yara edermiş. Bir daha bisiklet almış. Bisiklet de var. Bak. Ahmet abi sadece bilyeli araba değil, bisiklet. Bilyeli araba babam demir ustasıydı, sıcak demir ustası. Ona bilyeli değil, böyle tekerleri büyük demirden, böyle üstünü de palet gibi sardım. Hiçbir yerde batmıyordu. Bir kayıyordum köyün ev... Annenin yanında. Bir kayıyordum. Benim bilyeli arabam, yani tekerleri bilyeli değildi, demirdendi ama köyün en hızlı arabasıydı. Benim arabamı kimse geçemez. Tabii düşe kalka olacak yani. Aşağı o beni taşıyordu, yukarı ben arabayı taşıyordum. Ayrıyeten bir bisiklet aldı. Köyde oturuyoruz. Bisiklete bindi, daha Trabzon'a Ayasofya'ya indi. Çok döver. Çok güvenilir bir insan. Döver mi? Yok, dövmezdim. Ya, bir kere dövdü beni ama o da kardeşimi dövdüm diye. Böyle şey, bir şey fırlattı. Kardeşimin başını yarınca ben de parfüm şeysini böyle attım. Şurasını. O da benim gibi. Şişe kırılmadı mı? Yok, şişe değildi. Parfüm kutusuydu. Ben bir şey etti. Kardeşim beni sinirlendi dedi. Dövdüm onu. O da parfüm kutusunu abone etti bak. Vurdu, geri çekti abone.
Efendim zaman Allah zaman... Allah ömürlerini uzun etsin. Amin cümlemizin. Zaman zaman böyle esprilerimize, sürprizlerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden. Ayağınıza bırakın. Sağlık. Devam. Gel Ahmet abi şöyle bir gezelim. Efendim bildiğiniz gibi az önce biz sevgili Sefer Demirkol'un eşinin yapmış olduğu kuymakta giriş yaptık. Arkasından Gençlik Kolları Başkanımız açtı. Zaman zaman bazı masalara gittik. Tabii bu arada sevgili başkan sabahın köründe kalkar. Hareket noktasında son arabaya kadar bekler ve son arabayı gönderdikten sonra teşrif eder. Burak Atasoy'un da demiş olduğu gibi başkanımız aramıza intikal etti ve asıl programı şu saatten sonra başlatıyoruz. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım sizi tanıtmadan önce hemen şikayet var. Şikayeti dile getireceğim. Gençlerimiz der ki Ethem Başkanımıza özel mesaj göndermek istiyoruz. Bize horon geceleri ne zaman başlatıyor? Tamam. Her sene piknik yapıyor güzel. Doyamıyoruz horona. Hamsi etkinliği oluyor. Doyamıyorlar horona ama horon geceleri istiyorlar. Horon gece inşallah Kurban Bayramı'ndan sonra onu da başlatacağız. Çocuklar ben ricanızı aldım, ilettim. Şimdi başkana mikrofonu vereceğim. Başkanım öncelikli olarak kendini tanıtacak. Ondan sonra da biz Bismillah deyip hem masa masa ziyaretlerimize, hem müzik dinlemeye, hem horon yapmaya ve en önemlisi de sevgili bir oğlum geçmiş olsun. Birol. Birolcum geçmiş olsun, geleceğim yanına, geleceğim yanına. İstersen buyur aramıza gel. Efendim röportaj alırken sevgili Birol sağlam kardeşimi gördüm, bir operasyon geçirmiş, geçmiş olsun kardeşim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Hemen göndereceğim seni, ayakta tutmayacağım. Allah dernek yönetiminden... Hani kendisi soyadı gibi gerçekten sağlam bir dost, sağlam bir arkadaş. Geçici bir durum herhalde. Geçici çok şükür. İnşallah 3-4 hafta sonra inşallah rahat bir şekilde bu teynekleri bırakacağız. Horon'da göremeyeceğiz seni ama bunun acısını ben öteki horonlardaki görüntülerden kullanabilirim bulursam. İnşallah. Horon Allah kısım ederse. İnşallah. Başkanım burada. Evet başkanım burada. Bu görevi inşallah başkanıma devrediyorum. İnşallah. Bir sonra gider inşallah. Allah nasip ederse. Seni yormayalım. Masana geleceğim. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Dualarımız bir an önce aramıza dönmeye. Başkanımın da bugünlerde gerçekten tek başına bıraktık ama sağ olsun. Allah razı olsun. Emeğine sağlık. Her zaman bizim yanımızda. Bizim abimiz, bizim büyüğümüz. Bizim değerimiz yani Ethem Çoşkun ama şimdi, onu kalbimin her zaman bir köşesindedir. Emeğine sağlık. Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi Birol ben buraya bir nokta koyacağım. Sen başkanı tek başına bırakmış olsaydın bu halde buraya gelmezdin. Demek ki yine de bırakmadın. Yok, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Zade başkanımın benim burada olmamı çok istediğinden dolayı biraz da canım yanıyor ama ben başkanım için Allah için buraya geldim yani buradayım şu anda. Aslında onun de... yanında olmaktan her zaman mutlu olmuşumdur. Onu da çok seviyorum. Allah'ım inşallah onun yolu açık olsun. İnşallah onu çok daha iyi yerlere görmek istiyorum. Her zaman da sonuna kadar da arkasındayım yani Allah'ın izniyle. Aslında itiraf edeyim ben çok farklı esprilerle gelmiştim. Sevgili Şakir'i, sevgili Murat alacaktım. Birol'a takılacaktık. Benjaminlerden bahsedecektik ama demek ki kurban oldum Allah. Bunu yapmama izin vermemek için bugün seni böyle gördüm ama üzüldüm. Yalnız benim adım Ahmet'se ben o muzipliğimi gene yaparım. Bu arada tüm yönetim arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine emeklerine sağlık. Benim yokluğumu da aratmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Her şey inşallah bugün çok güzel olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle inşallah kazasız belasız sağlıklı bir şekilde bu pikniğimizi güzel böyle anılar bırakaraktan inşallah, mutlu bir şekilde buradan ayrılacağız Allah'ın izniyle. Size de hoş geldiniz diyorum. Hiçbir zaman siz de bizi hiçbir şekilde bırakmadınız. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Allah'ım sana da sağlık saat huzur versin. Biliyor çünkü benim de rahatsız olduğumu. Bir oğlum seni yormayalım. Ben masana geleceğim kardeşim. Biz başkanına devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim sevgili bir oğul kardeşimi görünce kadrajımızı değiştirmek zorunda kaldık. Orada şanlı Türk bayrağımız vardı. Burada büyük Trabzonspor taraftarının Karadeniz'in gerçekten büyük takımı. Ben kimse kusura bakmasın 1976-74 yıllarında
o şaşalı dönemlerindeki Trabzonspor sevdam hala devam ediyor. Ama sonuçta bir Samsunluyum. Özellikle Samsunspor maçında güzel dostane bir maç oldu. İki takımımı da yürekten alkışladım. Fener Beşiktaş kupasını almasını çok isterdim. Orada da çok güzel centilmenlik oldu başkanım. Zaman zaman bir iki sürtüşmeler olmuş ama futbolda bu oluyor. Ama genelinde ben metrobüste, benim oğlum Beşiktaş taraftarı, ben Trabzonspor taraftarıyım. Ve metrobüs içerisinde inanır mısınız? Yarısı Trabzonsporlu, yarısı Beşiktaşlı ve tezahüratlarla o arabada en ufak bir tartışma, sürtüşme olmadan futbol bu olmalı diyorum. Futbol bu şekilde kardeşlik olmalı. Yani kusura bakmayın da nereye gidiyor futbol? İki tane takım var, birbirine düştü. Çok üzülüyorum. Hani başkanların bir tanesi, isim de vereyim, Ali Koç Başkan ileri geri bir şeyler konuşuyor ama yapmayın. Bu ülke hepimizin, yapmayın. Samsunsporlusu, Trabzonsporlusu, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, bizler kardeşiz ya. Yapmayın. Aynı sokaklarda oturuyoruz. Bunu da dile getirmek istedim. Başkanım, dedik ki çocuklara sözünü verdik. Ben çocuklara ilettim. Ethem Coşkun'un piknikleri gerçekten başarılı geçiyor. Hamsileri İstanbul'da parmakla gösterilecek şekilde çeşit çeşit biliyorsun hamsi çeşitleri yapmıştın. Ve en önemlisi de çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman dernekten ve sizlerden ayırmadığın için birazcık günümüze neler yapacağız, nasıl gidiyor, ama biraz kırgın gördüm ben Ethem Coşkun Başkanı. Şimdi şöyle söyleyeyim, burası biliyorsun yani belediyemize ait, bazı belediyesi olan piknik alanı. Buradaki sıkıntı şöyle, tam bitirilmemiş yani, onarımdaymış yaklaşık bir seneden beri, bitirilmemiş. Evet. İnşaat var. Burasını daha bir hareketli haline getirmek isterdik. Yani mesela örnek vereyim. Bize diyorlar ya, cenazeye giden ağlar, düğüne giden oynar hesabı. Burada insanlarımız oynamasını çok isterdik. İnşallah onu da yapmak için elimize gelen yapacağız ama. Şu var arkadaşlar, yani tamam da çok da engel bir şey yok. Yani bir yerler dün herhalde yağmurdan dolayı bir çamurdu. Girişte zaten bizim işimiz yok. Geçtikten sonra inşaat bizi ilgilendirmiyor. İnşallah güzel olacak başkanım. İşte isteğimiz, dileğimiz burada günümüzü gün yapmak. Hemşehrilerimizin bir araya gelip hasbel etmek fırsatı bulduk. Bununla ilgili de biliyorsunuz yani dernekçilik kolay bir iş değil. İnsanlarla uğraşmak kolay bir şey değil. Arabalarımızı, otobüslerimizi getiriyoruz, hemşehrilerimizi bir araya. İşte yani hep derler ya, Karadeniz'de meşhur bir kelime konuşulur. Yine geldi yaz başı, yayla zamanı. Şimdi bizim de bu aylar piknik alanımız, piknik günümüz, hemşehrilerimizle bir araya gelip bu güzel bu günü kutlamak, eğlenmek, gülmek, felekten bir gün salma hesabı uğraşıyoruz. Şimdi sevgili başkanın mübarekliği devam ediyor. Dediğim gibi dün buraya yağmur yağmış. Bugün hava günlük güneşlik. Yukarıda bulutlar var. Biz görmüyoruz ama yağmur yağacak bir hava yok. Ben her çıkacağım zaman hava tanımının raporuna çıkarım. Mübareklikten bir şey kaybetmemiş. Ben hiç bakmam. Güzel Rabbim büyüktür ya. Kalbim yani diyorum ya, mübarek adamım, hep oftan mı çıkacak diye. Gerçekten hamsi şöleni beraber yıllardan beri beraberiz. Beraber yapıyoruz. Bakıyorsun bugün kar fırtına, ertesi gün hamsi şöleni var. Sanki bir yaz havası. Tabii Yüce Rabbimin takdiri ilahisi. Bugün de o güzel günlerden bir tanesi, işte dediğim gibi hemşehrilerimizle bir arada gülüp eğlenmek. Günümüzü gün yapmak, felekten bir gün çalmak, dört duvar arasından kurtulup en azından bir ağız dibine ayağımızın toprağa değmesini sağlamak. Namazımız, derdimiz bu. Ben de işimi getirdim. Hatta az önce bir röportaj aldım. Dedi ki iyi ki gelmişim. Ben zaten sayenizde temiz havayı böyle alıyorum. Başkanım, Trabzonlar Derneği, Bağcılar Trabzonlar Derneği'nin önümüzdeki günlerde yapacağı faaliyetler var mı? Yoksa hamsi şölenine kadar? Şimdi hamsi şölenine kadar düşündüğümüz programlarımız var. Bunu genelde belediyeyle ortaklaşa yapıyoruz. Ama bu sene yapacak olduğumuz programların artık belediyeyle mi yaparız, yalnız mı yaparız, ona daha karar vermedik ama şunu söyleyeyim, yani dernekler artık senede bir tane, iki tane programa doymuyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Mesela bizim olmasa olmazlarımızdan da, yani bazı söylediğim gibi hani biliyorsun bir deprem yaşadık. Deprem bölgesindeydik. Diğer tarafta düğünümüz oldu. Düğün yerlerindeyiz. Her türlü günübirlik yapabilmek istediğimiz her şeyle ilgili uğraşımız bizim
söylediğim gibi insanlarımıza, hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatmak. Ama dediğim gibi bir hamsülerinin piknikten değil, bunu çoğaltacağız. 3'e, 5'e, 6'ya, 7'ye çıkaracağız. Hatta düşündüğümüzde bir tanesi de bir Karadeniz turu yapmak. Mesela şöyle söyleyeyim, Karadenizli ama adam ancak böyle piknik ya da ona benzeri programlarda bir araya gelip birbirlerini görüyor. Bir de memleketinizi görün. Başkanım yani, az önce Türkmenistanlı bir kızımız artı Maraş'ta seferin bizim Sefer Demirkol'un dünürüydü. Adıyamanlı misafirlerimiz var senin hamsi etkinliğinde ve diğer pikniklerde olduğu gibi. Yani sevgili başkan, evet Trabzonlular dernek başkanı, bazılar Trabzonlular dernek başkanı ama her gelen Trabzonlu bir Fahri Trabzonlu getiriyor. Sevgili Burak Atasoy da demişti, Fahri Trabzonlu, Fahri Trabzonlu. İşte bu derneğin o güzel tarafı var. Bazı yerler yok kardeşim, hemşehrilerimiz yeter bize. Buraya ama yer var, gelsin. Şimdi zaten bizim en büyük özelliğimiz o. Yani biz neden her yere Trabzon diyoruz? Biz Trabzon menzil olduğumuzdan değil, insanlarımızı sevdiğimizden dolayı. Şimdi hatta bunu ilk öncülüğünü yapan yine bazı Trabzon dernek olarak biz yaptık. Eskiden genelde dernekte kendi yörelerine has etkinlik yapardı. Biz dedik ki genel yapalım. Neden olmasın? Yani Mevlana'nın bir sözü var ya, kim olursan ol gel. Biz o düşünceyle yola çıktık. Yaptığımız etkinliklerin hani komşunda al gel diyoruz. Tanıdığın, bildiğin al gel diyoruz. Kültürümüzü bizim için mesela Trabzon kültürü zaten Trabzonlar biliyor. Niye bir Adıyamanlı, Bitlisli, Diyarbakırlı bilmesin, Edirneli bilmesin? Onların kültürlerini biz niye bilmeyelim? Onların bir araya gelip bir çatı altında bizim her geçen gün daha çok birlik beraberliğe, daha çok ihtiyacımız olduğumuz şu günlerde. Birbirimizi daha yakını niye tanımayalım? Neden birbirimize böyle o felancıdır, bu budur diye böyle uzaklaştı, itici yani uzaklaştırıcı hareket yapalım. Biz diyoruz gelin bir alanda, bir çatı altında buluşalım. Uğraşımız bizim bu. Aslında benim yarama dokundu sevgili başkanım. Efendim bundan 8-9 sene önce kadar yanılmıyorsam 6-7 senedir bilmiyorum. Bu açılım süreci vardı. Volkan Konak'ın, Kadir İnanır'ın, Yılmaz Erdoğan'ın birçok ünlü ismin katılmış olduğu doğuya gidip bir takım insanlarla yani bir barış, bir kaynaşma gibi. Ben de dedim ki ya benim programım çok güzel bir konsepti var aslında. Bir saatlik program yapayım. Yarım saatini Trabzon kültürü, yarım saatini Urfa kültürü, yarım saatini Samsun kültürü, yarım saatini Diyarbakır kültürü. Örneğin yarımşar saat o kültürleri birleştirip Mavi Karadeniz Televizyonu'nda yaptığım program süresince Sayın dönem bakanlarından Hüseyin Çelik bakanımızla bizzat görüştüm. Sağ olsun konuştu. Konseptin çok güzel olduğunu söyledi ama 3 ay beklemiştim. Cevap olmayınca maalesef devamını istemedim, getirmedim ve kulakları çınlasın. Yusuf Cevahir, rahmetli İbrahim Cevahir'in oğlu, Cevahir Şirketler Grubu'nun sahibi, Karadeniz Vakfı Başkanı, o birkaç ay destek olmuştu. Ki benim programım zaten sponsorsuz gider. Benim sponsorum Ethem Coşkun gibi kıymetli, değerli başkanlardır. Ama Ethem Coşkun, Necati Engin Güneş, Necmi Uzuner, yani bunlar gibi birkaç tane çok ama çok, bir İsmail Çatıroğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu, şu an Konfederasyon Başkanı, aynı anda Federasyon Başkanımız. İşte o değerler beni ayakta tutuyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum burada. Başkanım, biz başlayacağız. Zaman zaman sizi misafirlerinize görüntüleyeceğim ve yanınıza geleceğim. En son başlangıçta izleyenlere burayla ilgili söylemek istediğim varsa onları alayım, sonra devam edelim. Şimdi biz hemşehrilerimize hep istediğimiz şu, hiçbir zaman maddi bir çıkar karşılığında hemşehrilerimizi bir araya getiremedik. Biz yalnız manevi destek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Onların önerilerine hep ihtiyacımız vardır. Bizim hep yaptığımız doğru demek değildir. Hemşehrilerimizi bizi yalnız bırakmasınlar. Buralarda gelsinler, pikniğe gelsinler. Yaptığımız bütün etkinliklerde bizi yalnız bırakmasınlar. İstediğimiz, dileğimiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Biz devam ediyoruz. Gel 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 yanımıza gel. Hoş geldin, sefa geldin. Ben size bir şey diyeyim. Şu anda açık mı? Açık. Ama ben şimdi kahvaltıyı hazırladım, çayı hazırladım. Ben sizi oraya davet edeyim. Şimdi efendim dedi ki açık mı? Tabii açık. Benden kaçar mı böyle bir şey? Belki dedim önemli bir şey, çok önemli bir şey söyledi. Kahvaltı hazırmış, yemek falan varmış. Hadi oraya gidiyoruz. Vallahi itiraf edeyim. O kadar güzel sohbetle devam ettik ki ama maalesef kameranın arkasına geçtim zaman baktım ki kayda girmemişim.
Masaya geldim, röportaj alacağım. Ben röportaj vermeyeceğim. Yani vermem dedi. Öğrendik. Mesleği icabı da röportaj verecek kişi. O deminki esprilerin hepsi gitti Saadettin abi. Seni bir tanıyalım. Saadettin Cepni. 50 yıldan beri İstanbul'dayım. Trabzon Araklı ilçesindenim. Sanki çok daha rahatladı. Evet. İşte. Saadettin abi, demin bir espri yapmıştık ya. Hani konuşma olayı, acaba dedik yengem burada mı diye, o espriyi ben gene yapacağım yani. Yap bakalım. Yaptım. Yani acaba yengem burada mı diye konuşmak istemiş. Yok, sen taksicisin yani. İstanbul'un altın üstüne getiren değişik insanlarla sohbet eden insansın. Ya bu mutlaka yani. Hanım burada. Onun yanında konuşmak biraz çekiniyor insan. Başkanım, sence inanalım mı? Ya, şimdi bildiğimiz Saadettin'imiz yıllardan tanıyoruz. Diyorum ya, DNA geldiği zaman asıyor kesiyor. Eve gittiğim zaman şöyle, yani bana kimse ağzını açamaz, sesini çıkaramaz diyor. Baktım burada olmuş kuzu. Ha, acaba havanın temizliğinden dolayı kendini kaybetmiştir. Onda bir anormallik var şu anda. Hava temiz ya, biz alışkınız şehir içinde. Yalnız hanımefendi tanıyacağız da, dedi ki sen ne güzel rol yapıyorsun. Ben duydum vallahi. Benim için mi? He. Sen ne güzel rol yapıyorsun dedi. Ha. Geleceğiz oraya. Kardeşimiz kim? Büyük kızım. Hey anam, Rabbim herkese böyle evlat versin. Bak ne güzel rol yapıyor dedi. Demek ki evde de herhalde maç oynuyor. Biraz. O zaman şöyle yapalım abi. O güzel espriler gitti ya. Senin hatta insanlara önermiş olduğun benim hanımdan korkum. Bunların hepsi çöpe gitti ama ne yapalım, gene yaparız. Ben sana mikrofonu vereceğim abi. Sen masayı tanıtacaksın. Özellikle yengemi nasıl tanıtacaksın çok merak ediyorum. İsmim Emrah Oğuz. Saadettin Bey'in damadıyım. 5 yıl oldu. Bir aile olduk artık. Bugün de işte bizim malum derneğimizin, Trabzon'umuzun bir piknik etkinliğine geldik. Hep beraber burada sohbet, muhabbet ediyoruz. Güzel bir şey oldu. Sizlere de teşekkür ederiz bu arada. Nereliydiniz? Ben de bu arada Bartınlıyım. Zonguldak Bartın. Trabzon damadı oldum. Çok da memnunum. Allah razı olsun. Trabzon oldum. Evet. Eş durumundan Trabzonlu olduk. Kimin damadıyım? Saadettin Bey'in damadıyım. Saadettin Çepni. Evde de babamın sözü geçer ya şimdi Allah için deyince. Ondan sonra. Ama evde de onu kır. Bu bizim oğlan Eymen. Eymen 14 yaşında. Benim adım Eymen. Saadettin Bey'in torunuyum. Bu arada evde dedemin değil anneannemin sözü geçer. Bu bir gerçek. Burada kimseyi kandırmaya gerek yok. Yanlış yere yapmışlar. O zaman senden direkt anneanneye. Tamam, hemen veriyorum. Ben Eymen'e katılmıyorum. Bizim evde babam ne kadar, annem ne kadar şey yapsa da, konuşsa da, babam ne söylüyorsa annem onun dediğini yapar. Babacığım, seni burada ezdirmem, merak etme. Ondan sonra Eymen sadece birazcık daha anaerkil bir ailede olduğunu hissetmek istiyor. O kadar. Anneciğim, senin lafın geçiyor mu? Sen kendini açıkla ya. Ben Sonay, Saadettin Bey'in eşiyim. Ortaklaşa karar alıyoruz genelde. Bu kadar. Yani, ne politiksin ya. Doğru söylüyorum. Evde söz sahibiyim. Hem her ikimizin söz sahipliği var yani. Tabii bazen adamı daha çok fazla şey yapıyor. O yüzden kimin fikri daha uygunsa o önde gidiyor. Teşekkür ediyorum. O yüzden 40 yıldan beri evliler. Ona karar verebiliyorsa ne mutlu. Yok, Allah'a çok şükür öyle şeyimiz yok bir yani. Bir tane akıl var, bir tane doğru var. O yok. Doğru bulabilmek çok önemli. Bilimden doğru yanına yer almak. Ne bir kadar hani şey yapsak da ortak noktayı buluyoruz. Bir de babama... Saadettin'in doğrusu yok ama. Sigara dur. Bir de babamı Mehmet abiden dinleyelim. Babamın çok yakın dostu, arkadaşı. Ben Mehmet Şanlıoğlu, Trabzon Tonya. 1989'dan beri İstanbul'dayım. Bu şenliklerin paşa aktörlerinden biri benim. Doğrudur. Uludağ'dan bu tarafa her şenlikte ben varım. Her yönüyle, çadırıyla, yemeğiyle, içmesiyle, kemencesiyle, horonuyla. Yani 90'dan beri bu şenliklerde aktörüm ben.
Edem Başkan'la geç tanıştık biraz. Saadettin'le aşağı galiba 25 sene önce bir tanışmışlığımız var. Senin eksik ilişkilerimiz. İyi bir arkadaşımız. Yani şeydir, olgun bir insan. Fazla da değil. Ben Mustafa Ali Yılmaz, Maçkalıyım. Hızlı konuş. 14 yaşındayım. Evet, bütün hemşehrilerimizi masa masa gezip bizim bir özelliğimiz daha var. Gelen hemşehrilerimizden yapmış olduğumuz bu yetkinlikle ilgili eksiğimiz var mı, öneriniz var mı? Bunları alıyoruz. Biz her şeyi bilmiş değiliz. Biraz önce işte güzel bir aile örneği yaşadık. Bununla aynı biz dernek olarak yaşıyoruz hemşehrilerimizle beraber. Biraz önce söylediğim gibi istediğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Biz maddi olarak kimseden bir şey istediğimiz yok. Birlik beraberlik içerisinde bu güzellikleri yaşayalım. Sana da teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Valla ben Allah razı olsun o kadar samimi buluyorlar ki beni. Her gittiğim yerde ya bir şeyler yiyorum ya gel diyorlar. Yani beni çok yemişsin. Efendim Karadeniz televizyonlarının, Karadeniz radyolarının ve sahnelerin yani yöresel günler, festivaller, etkinliklerin vazgeçilmez ismi Fatma Şentürk. Benim de manevi kardeşim. Çok takılırım. Zaman zaman ağlatırım. Zaman zaman yani bakın o kadar samimim ki zaman zaman artık bunalır ağlar yani o kadar benim tek için kıymetli. Konuşmasına izin verdiğim insan Ahmet evet, Güngör. Allah razı olsun. Fatmacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine o muhteşem sunumunla Bağcılar Trabzonlar derneğini gösterecektim. İnşallah hemşerilerimizle bir arada olacağız. Sabahın 7'sinde sağ olsun Ethem Başkan'ın bizi buraya dikti. Bütün böyle kadın kollarıyla da geldik. Ben başta Bağcılar Trabzonlar Derneği Başkanı Ethem Coşkun ve yönetimine, yine Kadın Kolları Başkanı Aysel Hanım ve yönetimine, yine Gençlik Kolları Başkanı Burak ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Her sene Kemerburgaz'da, ben geçen sene de gelmiştim. Bu sene de davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ambiyansla birlikte, muhteşem bir kalabalıkla birlikte hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Tabii burada ben geldim, herkese çay. Ben de evde Türk kahvemi yaptım. Termosuma koydum, geldim. Burada programın başlamasını bekliyoruz. Birazdan hemşerilerimizle beraber hem horon, hem halay, hem piknik yapacağız, mangal yapacağız, oyunlar oynayacağız. Muhteşem bir gün geçireceğiz inşallah. Ben bu arada Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de değerli başkanım da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Başkanım, ben bir kuyumak çekmeye geçeceğim. Çok kısa bir kez daha, çünkü her gördüğüm yerde seni sıkıştırmak zorundayım. Duygularını alayım, sonra ben kuyumak çekmeye gideceğim. O değil de şimdi Fatma Hanım konuşurken şunu düşündüm. Ormana geldik, dağa geldik. Yani Fatma Şentürk'ten Ahmet Güngör'den kurtaramayacağız mı biz yani? Yani güzeldi. Yok başkanım, bizden kurtuluş yok. Trabzonlular neredeyse biz oradayız. Karadenizler özellikle neredeyse biz oradayız. Ve özellikle efendim ormanda ben, bile kaçamıyorlar bizden. Ben her ne kadar Samsunlu olsam da Fahri Trabzonlu olarak o başka da Fahri Trabzon beni ilan ettikleri için ben zaten sizden kopmuyorum. Evet, tabii bu işin espri tarafı. İyi gömdün. Allah'ım bizi ayırmasın. Amin. Birlik beraberlik içerisinde bu güzellikleri hep beraber yaşayalım. Bizim zaten çalışmamız, isteğimiz, arzumuz bu. Efendim, ben kuyumak yanmadan, dibi tütmeden kuyumağa gidiyorum, devam ediyorum. Ki ben kuyumak yemeye gidiyorum. Öyle demesen iyiydi. O zaman gelin bakın ne var orada. Efendim, kuyumak dediler. Meğersem kuyumağı yapan bizim sevgili Kadın Kolları Başkanımız Aysel Ağırman'dı değil mi? Özdemir. Özdemir de var. Aysel Hanım, kuyumağı yaparken niye bizi unuttun? Unutmadım. Bak orada şurada yaptım. İlhan Bey'e dedim ki özellikle Ahmet abiyi çağırın gelsin. Bitirmiş. Bir daha yapacağız ama. Daha yapacağız. Bu ilk. Daha çok yapacağız. Bizim olmazsa olmazımız. Evet, Kadın Kolları Başkanısın. Evet. Yeniden tanıyorum seni. Ben Aysel Arman Özdemir. Çaykaralıyım. Erzurumlu bir beyefendiyle evliyim. İki kız çocuk annesiyim. Evde. Onu getirmedim. Çünkü onlar çok yoğun çalıştıkları için. Ben yani... Müsaade istedi benden. Ben de tabii ki saygı duydum. Enişte, ha bu lezzeti tatmadın ya, çok şey kaybettin. Ekranda izleyince keşke gelseydin diyecek. Değil mi? Diyecek. Dedim. Çok şey kaybedeceksin. Kadın kollarında bizim ciddi anlamda eksikti. Ciddi anlamda eksikti ve
iki sene kadar oldu galiba kadın kolları başkanına geçeli. Üç sene oldu. Ciddi bir ama çalışmalar iki senedir devam ediyor. Ciddi bir çalışma oldu. Çok güzel bir çalışmalarımız var. Belediye bünyesinde STK çalışmalarımız oldu. Onda ilk 10'a girebildik. 108 dernek arasında. Evet. Şu anda da belediyemiz bütün STK'ları bir çatı altında toplayarak bir grup oluşturdu. Şimdi biz orada eğitim alacağız. Orada dernek başkanlarına görev verilecek. Teşkilatıyla beraber üzerimize düşen görevleri yapacağız inşallah. Çok güzel projelerimiz var. Masa kadın kolları mı yoksa misafirlerin mi? Masa kadın kolları. Kadın kolları. O zaman şöyle yapacağız. Mikrofonu veriyorum. Misafir, Ali Başkan'ın misafir. Mikrofonu veriyorum sana. Masayı tanıtıyorsun bana. Tamam. Peki. Trabzon Derneği Teşkilat Başkanı'mı tanıtıyorum. Buyurun mikrofonu veriyorum. Funda Toplu. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Her yıl geleneksel Trabzon Derneğimizin pikniğine katılıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Misafir konuklarım Bahçelievler'den geldi. Onları da tanıtıyorum. Aysun Baltacı, Bahçelievler Büyük Birlik Partisi'nden Mahalle Başkanıyım. Ayrıca Bağcılar Zonguldak Derneği'nin kadın kolları yardımcısıyım. Aysel Hanım'ın kadın kolları Trabzonlar Derneği'nden misafirdik. Misafirliğini buraya geldik. Teşekkür ediyoruz kendilerinize. Adım Pervin Küçük. Aysel arkadaşıma desteğe geldik buraya. Güzel bir organizasyon. Her şey için çok teşekkür ederiz. Evet, biz de teşkilattan Ethem abiyle beraber çalıştık. İsmim Şenay Alkan. Ben de Bağcılar'da oturuyorum. Trabzonluyum. Burada olmaktan huzurluyum, mutluyum yani arkadaşlarla beraber. Karadeniz'de hemşerilerimizle beraber. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ben teşekkür ederim katıldığınızdan dolayı. Merhabalar. Bağcılar Trabzon Derneği teşkilatındanım. Bu güzel günde, bu güzel ortamda bulunmaktan çok mutluyum. Ve başkanıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Milli Bekar Hareketi İstanbul İl Başkanıyım. Aysel Hanım davetiyle bu programa katıldık. Uyumak çok güzel olmuş. Biraz da tadına bakacağız. Teşekkür ederiz. Katılımınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben Ayla Kaç, Milli Bekar Hareketi İstanbul İl Başkanı'nın vekiliyim. Aysel Hanım, aynı zamanda Trabzonluyum. Aysel Hanım'ın davetiyle geldik. Dernekte de inşallah görev alacağız. Teşekkür ederim. Ben gerçekten çok güzel bir organizasyon. Kolay olmuyor ama biz gerçekten bunu severek yapıyoruz. Emeği geçeni başta Ethem Başkan olmak üzere belediye başkanımıza ve bütün teşkilat mensuplarına, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımdan dolayı arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim beni kırmayıp da geldikleri için. Size de iyi yayınlar diliyorum. Abi ben uyanık adamım ya. Vallahi şimdi abi kendimi abi, yordum. Zengin masaya geldim. Bak, maşallah. Herkesin masasında mükemmel ürünler var ama burası ne de olsa Yavuz Perde'nin masası. Kardeşim. Ara sıra benim sponsorum ha. Yani benim için ara sıra da hep gönlümün sponsorusu. Engin Yavuz Perde. Bir tanıyalım seni sonra masayı tek tek tanıyacağız. Evet. Engin Yavuz. Trabzon Maçkalı'yım. Bu arada 1980'de Trabzon Maçkalı. O kadar uzağız ki aramızda 60-70 metre var. Senede bir görüşüyoruz. Evet, ya İstanbul yoğunluğu, iş yoğunluğu biraz böyle ister istemez ayrı düşüyoruz ama böyle etkinliklerde yine buluşuyoruz. Sevdiğimiz insanlarla böyle senede bir de olsa bu fırsatı yapmaya çalışıyoruz. Yani çok güzel bir ortam. Bugün hava da güzel. Misafirlerimiz de çok güzel. İsmail Bey de davetlim üzerine geldi. Çok değerli bir abimiz. Döneceğim İsmail Bey'e. Biz perdeciyiz ama şimdi perde biraz deyince özür dilerim. Şimdi efendim Yavuz Perde'nin şöyle bir huyu var. Kendim yaşadığım için iki tane dedi ki abi sana perde yapacağım. Dedim var yeni olmaz. O zaman dedi tül yapayım. Ben de iki tane tülü ölçtüm. Hanım dedi ki herif o pencere bu pencere dedi, farklı. Ben de eski inşaatçıyım. Saçmalama dedim. Pencerelerin boyutu aynıdır. Maalesef hanım haklı çıktı. 10 santim perdenin biri kısa geldi. Engin'i aradım. Böyle yengen dedi ki abi sıkıntı yok. Yani müşterinin kusurunu bile kendileri üstlenerek o hatayı gidebilecek kadar işlerine titiz hassasiyet gösteriyorlar. Ben bu yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür sana. Ederim. Esnaflığın gerektirdiği bunlar. Sadece bize özgü şeyler değil tabii de bütün esnafın bu esnekliği yapması gerekiyor. Ama şurada yani. Gerek. Birçok esnaf diyor kardeşim ben
Verdin ölçüye, çünkü sen ölçüyü almadığın için ben aldım sana gönderdim. Şimdi esnaf diyoruz başına. Doğru. Şimdi esnaftan esnafa tabii değişebilir ama esnafın gerektirdiği şeyler bazen müşterinin hatasını bile kabullenmektir yani. Evet, size döndüm. Ben gerçi mikrofonu Engin'ime vereceğim, tanıtacak ama ben bir sizi tanıyayım. Adım İsmail, Tülper'de toptancılığı yapıyorum. Engin Bey'le aynı esnaflık yapıyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun, böyle güzel bir organizasyona bizi davet etti. Ortam güzel, insanlar güzel, masa güzel, sizler güzelsiniz. Çok teşekkürler. İstanbul'un böyle stresli, yoğun, tempolu bir hayatından bir günde olsa böyle güzel bir etkinliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık. Ben şimdi buyurun. Buyurun. Ben şimdi bizi röportajı almamızı bekleyen bir tane kıymetli kardeşim var. Onlarla da ben röportajı aldıktan sonra mikrofonu, baba kimler var masada? Engin? Baba, aile dostumuz. Onlar da çoluk çocuk, anne, arka masa komple benim çekirdek ailem. Mikrofon kazası oldu. İsmail abimin ailesi, kızları. Peki, hep bir aileyiz yani. Merve'nin arkadaşının babası diyeyim. Arkadaşının babası. Hanımın babası. Benim kızım öğretmen. Benim de öğretmen. Aynı sitede. Bunu senin okulun mu? Benim kızın okulunda okuyor senin oğlan. Öyle mi? Tabii. Ha, önceden evet. Siteden yani. De komşumuzdu herhalde. Evet. Yine aynı yerde zaten siteden. Evet, ben şu iki değerli insana, kardeşim yanına gideyim. Ondan sonra mikrofonları tek tek göndereceğim. Bizi izlemeye devam edelim. Efendim, ben sanıyordum ki röportaj alıyorum. Kardeşlerim beni bekliyor. Meğersem çalışıyorlarmış. Sizi tanıyabilir miyim? Ben İsmail Çalışır'ın eşiyim. Pikniğe geldik, davet edildik. Engin abi tarafından. Misafir olarak geldik. Ya Engin'im, hem misafir hem de çalışıyor. Peki sen de mi misafirsin yoksa? Ben İsmail'in kızıyım. Ya İsmail'im, Allah aşkına bu ne kardeşim böyle? Misafirler çalışıyor, ev sahipleri yiyor. Bu ne biçim iş bu? Abi herkes, biz misafiriyor be abi, hepimiz Türkiye'liyiz. Ben açık konuşayım dedim ki herhalde oturmak için benim röportajımın bitmesini bekliyorlar. Abi, meğersem çalışıyormuş. Sucuklu yumurta yer misin? Sucuk. Abi bizi bırak bir an önce git de tabii ki yiyeceğiz. Oturalım hep beraber, sucuklu yumurta yiyelim. Kuymak yapmayı biliyor musun abi? Kuymak yapmayı biliyor musun? Abi. Bize bir kuymak yaparsın. Yaparım. Yap da yiyek abi ben o zaman. Benim yapmış olduğum kuymak en az 20 santim uzar. İddiaya girelim mi? Ama Engin, bir ara getireceksin kızımı, kardeşimi. Kuymak yarışması yapacağız. Senin dükkanda ben tüpü getireceğim. Tamam abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, ben şimdi mikrofonu veriyorum. Şimdi masamızı tanıtalım. İsmail Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Ben İsmail Çalışır. Tülper'de toptancılığı yapıyorum. İstanbul'dayım. Beylikdüzü'ndeyiz. Engin Yavuz'la aynı meslek grubundayız. Allah razı olsun bizleri böyle güzel bir etkinliğe davet ettiği için. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ahmet abi, biraz trafik yoğunluğu vardı. Telefonda beni tehdit ediyor. Mala diyor 10 sent zam yaptım diyor. Bilmiyorum, biraz da ciddiye aldım sanki. Tedirgin olmaya başladım. Bunu çözeceğiz mi İsmail Bey? Tabii ki çözeceğiz. Zengin böyle teşekkür güzel ediyorum. Çözülüyor. Evet, bugünü güzel geçirmemiz lazım. Evet, muhtemelen benim eşim, dünya varlığım. İnşallah ahirette de o bizi kabul ederse birlikte oluruz. Hava Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Engin Yavuz'un eşiyim. Ben de eşimle çok memnunum. İnşallah Rabbim iki cihanda da birbirimizi ayırmaz. Karadenizli Trabzon olmak bir ayrıcalık. Çok güzel bir hemşerilerimiz de çok güzel bir araya geldi. Çok güzel bir kahvaltı, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Ahmet abi, hanım Balkan şampiyonudur, karatecidir. Böyle biraz alçak gönüllü ama eski Türkiye şampiyonu kendisi karatede. O yüzden bu kadar mütevazı. Yani yok, onun için değil yani, kendi mütevazı ama orayı karıştırmayalım şimdi. Ha, tabii öyle olmak gerekiyor. Sevim teyzem. Bu... Ben de çok mutluyum bu böyle bir aileyle beraber olduğumuz için. Tamam. Sevim teyzem bizim aile dostumuz.
Eli çok lezzetlidir. Gördüğünüz börek, işte şakşuka, bu böyle el işlerini Sevim teyzem ve muhterem eşi İbrahim Bey. Biz söz aldık, bütün malını mülk bana bırakacak. Onun için diyor bana, evet, fazla diyor beni konuşturma. Evet. Onun için bir anlaşmamız var, gizli. Sözündesin değil mi anne? Sözündeyim. Tamam o zaman. İbrahim Bey, sizi de tanıyalım. Ben Karabüklüyüm, Trabzon'un Kenarcığım'dan. Evet. Hani biraz aşağıdayım ama olsun. Yine de Karadenizciyim ben. İbrahim abim hem aile dostumuz, evet, hem büyüğümüz, abimiz. Yıllardır kendisini beraber çok seviyoruz. Bir çorbası var Ahmet abi. Yani dillere destan, yok böyle bir şey yani. Yok. Yani hepsi ama o çorba çok farklı bir şey. Ya onları saymıyorum bile yani, düşün. Babam, hanımın babası değil mi? Benim de babam tabii. Kahraman Aydın Maçkalı. Trabzon Maçkalı. Engin Yavuz'un kayınbederi. Havanın hangi babası? Havanın babasıyım. Halımdan da memnunum, sizlerden de memnunum. Allah razı olsun. Şimdi anlaşamadığımız bir konu var. Anam diyor ki mal senin, babam diyor ki mal kızın. Yapacak bir şey yok yani. Hala onun çatışması içindeyiz. Bakalım, çözeceğiz. Evet, misafirlerimiz de böyle güzel kızlarımızı da tanıyalım. Kızım Feyza. Merhaba, ben Feyza Çalışır, İsmail Çalışır'ın kızıyım. Bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Biz davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de sizi aramızda gördüğümüzden dolayı çok mutluyuz. Bu güzel kızımızı da bir tanıyalım mı? Ben Zeynep, pastacıyım. Pasta yapıyorum. Öyle mi? Evet. Zeynep'te sözünüz var mı? Pastaları da inşallah kendisi gibi güzeldir ama... Abinin muhlama sözünü de aldık. Öyle mutlaka mi? Bekliyorum. Evet. Tamam inşallah. Seni de tanıyalım abi. Damla ben. Evet. Ben de perdeciyim. Öyle mi? Evet. Nerede perdecisiniz? Firmada, aynı firmadayız. Öyle mi? Evet, hatta sonra ben bakıyorum. Sizinle konuşuyorum yani. Evet, biz siparişlerimizi... Evet, bana veriyorsunuz. Damla. Damla Hanım'a veriyoruz, doğru. Ben de kendisini daha yeni tanıdım. Telefonla evet, tanışıyoruz ama... Evet, görüşmemiştik. Siparişlerimizi çok sert dille alıyor ama kendisi çok yumuşak. Diyoruz ki ya Damla Hanım, biraz böyle bir aciliyet yapsak... Diyor Engin abi, telefonu kapatır mısın lütfen diyor. Tamam peki diyorum. Asla öyle bir şey olmaz. Asla. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle bir de arka masayı tanıtsak. Oo, Ömer'imi kaçırıyordum az daha. Ömer'im. Ben Ömer Faruk Çavaş'ım. Şöyle ben tanıtayım. Ömer'im yeni askerden geldi. Cengaver gibi bir çocuk. Gelecekte diyelim inşallah benim en büyük ortaklarımdan, babasını kandırabilirsem. Evet, yani babasını kandırmaya çalışıyorum Ahmet abi. Ticareti burada bırakalım, kendinizi tanıyalım. Buyurun. Ben Ömer Faruk Çalışır, İsmail Çalışır'ın en büyük oğluyum. Zaten tek oğluyum. Beraber buraya geldik, güzel bir gün geçirmek dileğiyle. Siz de hoş geldiniz. Hoş renk kattınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ahmet abi, şöyle bir çekirdek ailemi bir tanıyalım. Evet Ahmet abi, bizim medar iftarımız, baba yerine koyduğumuz babamız memlekette. En büyük abim Süleyman Yavuz'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Buyurun. Hangi TV bu? Ahmet abimizin yerel, bütün herkese servis yapabiliyor. Çok özel bir abim. O zaman Ahmet abi, işten bir teşekkürlerimizi sunalım. Emeğini, zamanını bize ayırdığı için, buraya kadar teşrif edip bu güzellik, bu ortamı bize sağlayan, öncelikle belediye başkanımız Abdullah Özdemir'e, Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanımız Ethem Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz aile olarak. Güzel bir oluşum. Devamını istiyoruz. Biz İstanbul'da Karadenizler değil de Trabzonlular olarak ses getirdiğimiz için devamının da ses getirmek şeklinde devam etmemiz lazım. İnşallah kazasız belasız eğlenceli bir gün diliyorum bütün gelen misafirlerimize ve arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Bu hanımefendi de benim analığım diyeyim. Kendinizi tanıtır mısınız? Filiz Yavuz. Eşiyim. Evet, Filiz Hanım hem benim yengem, hem analığım, hem ana yerine koyduğum. Teşekkür ederim. Çok özel bir insandır. Sağ olasın. Sen de evlat gibisin. Teşekkür ederim. Evet. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu da ortanca gelin diyeyim buna, gelin.
aksi hepimizi ipe çekiyor Ahmet abi, bildiğin gibi değil ya. Evet. Yani kurtulamıyoruz diyorum, nasıl diyeyim bilmiyorum. Ama çok seviyoruz kendisini. Evet. Bir isim soy isim alalım. Meryem Yavuz. Meryem Yavuz bizim için vazgeçilmezlerden bir tanesi diyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok konuşturursam mikrofonu alamam. Onun için burada kesmek zorunda kalıyorum. Önemli değil. Şimdi Selim abim, görüyorsunuz ailemizde bizim 4 erkek kardeşiz. Babam çok heves, annem çok heveslendiği için kızım yok. Selim abimle sırf kızı böyle hissetsin diye saçlarını onun için uzattı. Normalde uzun saç da sevmez ama sırf annemin gönlü olsun diye saç uzattı yani. Evet. Evet, annem 40'ından sonra kız yaptı. Bu da benim ufak biraderim. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Bir de bize Trabzon, her yer Trabzon. Şu an buruğuz biraz Beşiktaş maçından dolayı. Olsun, keşke Beşiktaş kupayı alsaydık, buraya daha farklı takımımız gelebilirdik. Beşiktaş Trabzon maçında taraftarlarla aramızda hiçbir şey yoktu ama basın olarak basın çok kötüydü. Özellikle ATV Trabzonspor'un taraftarına sıfır yer verdi. Yani karşı taraf Beşiktaş'ın taraftarı vardı. Drone'la çektiği halde bile bizim taraftara sıfır yön verdi. Biz de artık böyle bir Trabzonlu olarak, Trabzonlular olarak basınımızı, kendi basınımızı daha öne çıkarmamız lazım, daha çok tutmamız lazım. Yani buradan da şu an belki bu TV, Karadeniz TV olarak kendi basınımızı daha iyi, daha sıkı tutmamız lazım. Ahmet abi, şimdi konuya şöyle açıklık getirelim. Zaten Trabzonspor'umuz öncülüğü çekse Türkiye yerle bir olacak. Onun için bizi böyle bırakmazlar. Ama Beşiktaş taraftarına ve Beşiktaş'ı da kutluyoruz. Bizim kardeş takımımız. Bunlar da bizim geleceğimiz diyelim. Çocuklarımız, hepimiz, ortam güzel, muhabbet güzel. Size de çok teşekkür ediyorum. Hep Kemençe'ciyim ama Galatasaray'dayım. Galatasaray'ı da kutluyoruz. Kemençe de oynayacağız, halay da çekeceğiz. Her yönden oynayacağız. Ben seni bir öpebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ahmet abi, mikrofonu sana teslim etmeden önce Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir, Başkanımız Ethem Coşkun ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelen misafirlere de hoş geldin diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet abi, gerçekten Trabzon aşığı bir kızımız var yanımızda, böyle yakalamışken Azra'cığım. Trabzon'u çok mu seviyorsun? Evet. Hem de bu piknik alanını çok sevdim. Bu piknik alanında eskiden böyle kirazlıya benzer bir şey vardı. Artık değişmiş. Alan böyle büyümüş. Burada sohbetler yapılıyor. Buraya çok sevdim ben. Horon oynamasını biliyor musun? Biliyorum ama şarkı söylemeyi daha çok biliyorum. Aa, şarkı dedi. Bir şarkı söylesene bize. Az bir saniye Ahmet abi. Bunun aynısından bir tane daha var. Bir tane daha var. Nerede o? Aynısından bir tane daha. Gelsene. Ama önce bir gel bakayım, gel. Gel az. Bak aynısından. Gel. Sen de otur yan tarafa. Bunlar da ikiz. Sen bir şarkı söylesene. Ay vurura yapmaya geldim kapınlara ya, sevdim sudene ha bu hallara koyan ay dedunaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm ya ya geldim ya ben anlatamadım ya sen anam yusun eylere yavur oldum bana da bak. Bravo. Ya. Geleceğin Fatma Şentürk'ü Ahmet abi. Neyse ben sahneye gidiyorum. Görüşürüz fıstıklar, tamam mı? Evet, şöyle protokol açılışına gerek yok. Herhalde hazırız. Burada bütün hemşerilerimizle, bütün Trabzonlarla, bütün Karadeniz hemşerilerimizle bir aradayız. Bağcılar Trabzonlar Derneği tarafından düzenlenen piknik şölenine bütün hemşerilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Burada bir alkış. Harikasınız.
Hala yiyor musunuz bilemedim ama sabahın erken saatlerinden beri bizler burada Kemerburgaz'dayız. Hava da çok güzel, muhteşem bir ambiyans var. Kalabalık da çok güzel. Geçen seneye rağmen bu sene 2-3 katı bir kalabalıkla burada sizlerle birlikteyiz. Şöyle yemeklerini yiyen bütün misafirlerimizi sahneye doğru davet etmek istiyorum. Birazdan horonlar oynanacak. Akabinde burada bulunan hem gençlerle hem çocuklarla güzel oyunlar oynanacak. Yani aklınıza ne geliyorsa bugün burada akşamın geç saatlerine kadar sizlerle birlikte yapacağız efendim. Sevgili Ahmet Güngör abimiz de bu güzel ambiyansı çekip buraya gelemeyenlere de izletmeye çalışacak efendim. Evet, bu arada bu güzel organizasyonda emeği geçenlere ben teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın Ethem Coşku ve yönetimine güzel bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel organizasyonlar yapıyorlar. Yine Bağcılar Kadın Kolları Başkanı Aysel Ağırman Özdemir. Hangi soyadını söyleyeyim ben seni? İkisini de söylüyorum. Biri senin soyadın, biri eniştenin soyadı maşallah. Cesarete bak. Evet, yönetimine ve Aysel Hanım'a güzel bir alkış istiyorum ben. Yine Gençlik Kolları Başkanı Burak Atasoy ve ekibine, Gençlik Kolları'na çok teşekkür ediyoruz. Yani ben Bağcılar Trabzonlar Derneği'ni kutluyorum. Çünkü her defasında hem Gençlik Kolları'yla ve hem Kadın Kolları'yla birlikte gerçekten güzel, ummalı bir çalışma yapıyorlar. Her organizasyon öncesi. Peki ev sahibi olan hem Bağcılar Trabzonlar, hem Gençlik Kolları, hem Kadın Kolları hepsi burada. Ben öncelikle Gençlik Kolları, küçükten büyüğe doğru yapalım. Bugün tam tersi olsun istedik. Küçükten büyüğe doğru. Gençler, bu arada oyuna biraz ara versek bir selamlama konuşmamız olacak. Buraya gelen misafirlerimize bir teker teker hoş geldin demek istiyoruz. Öncelikle Gençlik Kolları Başkanı Burak Atasoy'u ben davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Teşekkür ediyoruz kendisine ve emeklerine. Sevgili ablam, teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oluyorsun. Kahrımızı çekiyorsun. Teşekkür ederim. Öncelikle geleneksel piknik şölenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Başta Ethem Coşkun yönetimine, kadın kollarına, gençlik kolları ve kendi ekibimize, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada ciddi anlamda gizli kahramanlarımız var. Çok zahmetli işler bunlar. Biz gecemizi gündüzümüze katıp sizler için güzel şeyler planlamanın derdindeyiz. İnşallah sizleri mutlu edebilmişizdir. Burak'cığım, seni göndermeyelim. Seni göndermeyelim çünkü Aysel Hanım'ı ben de çağırmak istedim. Aysel Ağırman Özdemir. Yani kendisini bir kez daha kutluyorum. O çift soy isim. Değil mi? Hem kendi soyadını kullanıyor hem de eşini de kenara sıkıştırmış. Başkanım, mikrofon sizde. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Özellikle her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Başta başkanım Ethem Coşkun, Gençlik Kolu Başkanım ve ekibine, Kadın Kolları ekibine ve bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz katılımdan dolayı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Trabzon'umuzun güzelliğini, kültürünü burada hep beraber yaşayacağız inşallah, eksiksiz olarak. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü eğlenmek istiyor gençlerimiz. Gözümün içine bakıyorlar. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Seni de göndermiyoruz. Bu arada bugünün mimarlarından bir tanesi olan Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanımız Sayın Ethem Coşkun'u ben davet etmek istiyorum. Başkanımız nerede? Başkanımız sesimizi şu ana kadar duymadım. Masa dolaşıyor. Başkanım şöyle, çünkü her gelen misafirlere masa dolaşıp hoş geldiniz diyor. Herkesin gönlünü yapmaya çalışıyor ama böyle sesimi duyuyorsa sahneye doğru bir gelsin, hemşerilerine böyle bir de toptan bir teşekkür etsin, toptan bir hoş geldin desin istiyoruz. Öncelikle bu organizasyonda her yıl emeklerini esirgemeyen Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü kendisine. Evet, başkanımız herhalde buralarda, birazdan gelecek mi bilmiyorum. O gelene kadar biz şeyi
toplayalım. Başkanımıza söylerler herhalde çağırdığımızı. Bu arada ben gençlik kolları yönetimini davet etmek istiyorum. Başkanımız böyle kalabalığın önünde konuşmuş olur. Hem de bugün anısına ekip olarak, dernek yönetimi olarak da güzel bir poz vermiş oluruz burada. Ben gençlik kolları yönetimini davet etmek istiyorum. Hemen sesimi duyan varsa gelsin. Aynı zamanda Bağcılar Trabzonlular kadın kolları yönetimini de davet etmek istiyorum seri bir şekilde. Yine Bağcılar Trabzonlular Derneği yönetimini de davet etmek istiyorum. Ethem Coşkun ve yönetimini de davet etmek istiyorum. Evet, şöyle bir poz alalım, gelsinler. Gençlik mi? Evet, bak sesler az önce çok güzel dedim, nazar ettim herhalde. Üst yönetim davet ettik. Bağcılar Trabzonlular Derneği yönetimi. Herhalde yukarı kadar sesimiz geliyor mu? Bugünün anısına kim resim çekiyor? Güzel bir poz alalım bugünün anısına. Piknik şöleninde gençlik kolları, kadın kolları ve üst yönetim. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Seri bir şekilde çekelim. Geç ablacığım, geç. Çabuk çabuk. Uzaktan geldi herhalde ablamız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, şimdi sahnemiz olacak ama arada Ali Çelik abimizi davet edeceğiz. O da ara ara hem yetişkinlere hem çocuklara oyunlarıyla bizlerle birlikte olacak. Evet, hazır mıyız bari? Yediklerimizi eritmeye hazır mıyız? Hazırız herhalde. Şöyle bir ilginç bir sunum oluyor burada, ne kadar güzel ağaçların arasında. Senin aynından bir tane daha mı var? İkizim. Senin de mi ikizin var? Az önce geçen... Senin aynısı. Allah aşkına Ahmet abi. Birini görüyorum, senin aynından bir tane daha var. Öbürünü görüyorum, senin aynından bir tane daha var. Ne de olsa benim annem ikiz. Anneannem ikiz, dayımın çocukları ikiz. Bizde de ikiz bol bol var ama hiçbiri birine benzemiyor. Bizim sülalede tek ikiz. Annem böyle, teyzem 2 metre, annem 1 metre. Yani ilginç ilginç. Neyse efendim. Şimdi bir de sponsorlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Benim sponsorum kimdi? Yusuf Bey kimdi? Benim sponsorum kimdi? Ethem Başkanım, benim sesim herhalde fazla çıkmıyor bugün. Orman olunca ağaçlar sesimi kesiyor herhalde. Başkanım sen bir gelsene yanıma. O kadar kişiyi çağırdım, herkes geldi, bir sen gelmedin. Bak burada bütün hemşerilerimiz burada. Bak dernekte gençlik kolları, kadın kolları ve Bağcılar Trabzonlar Derneği olarak her zaman üçlü bir hani koalisyon gibi her yerde beraber çalışıyorsunuz. Güzel etkinlikler oluşturuyorsunuz. Şöyle hemşerilere kısa bir hoş geldin diyelim, horona geçelim. Horonu ben mi başlatayım yoksa siz mi başlatırsınız? Ben başlatayım, hoş geldin. Evet değerli hemşerilerim, gerçekten senede bir günde olsa bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, hani Karadeniz'e meşhur bir kelime vardı, denir ki geldi yine yaz başları. Evet, o yaz başları belki yaylaya gidemiyoruz ama İstanbul'da malum görün. Böyle bir yayla istediğimiz gibi olmasa da yine de bir araya gelip hemşehrilerimizle beraber bu güzellikleri yaşamak güzel Rabbim bize nasip etti. Ki biz Bağcılar Trabzonlular Derneği olarak inşallah bundan sonra yalnız yapacak olduğumuz etkinlikleri bir hamız şölenine, bir pikniğe bağlamayacağız. Daha güzel etkinliklere imza atacağız. Biliyorsun Bağcılar Trabzonlular Derneği her zaman olduğu gibi ilklerin derneğidir. Yaptığımız bütün etkinlikler diğer dernekler arasında hep örnek alınmıştır. Bu güzellikleri sizinle beraber, ama bir şartımız var. Hemşehrilerimizden her zaman biz maddi manevi bir şey istemedik. Yani maddi olarak bir şey istemedik. Manevi olarak yanımızda olmalarını istiyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Güzel eğlenmeler diliyorum. Başkanım dediniz ya, pek yaylalara benzemiyor. İstanbul'un göbeğinde daha ne olsun? Bizim orada da yaylalarda ağaç var, orman var, dere var. Burada da aynıları var. Yani sıkıntı bir durum yok. Biz İstanbul'da da Trabzon'u yaşıyoruz. Ne diyoruz? Bize her yer Trabzon. Fark etmez efendim. Başkanımın bir müjdesi var. Çarşambadan sonra horon geceleri başlıyor. Bağcılar Trabzonlular Derneği. Bağcılar Trabzonlular Derneği'nde haftadan sonra mı Ahmet abi? Yanında. Her çarşamba. Yok, çarşambadan sonra mı? Tekerleme gibi oldum. Şimdi gençlerimiz özellikle şey istiyorlar. İşte horon gecesi değil mi? Yani doğuda var sıra geceleri. Bizi de horon geceleri değil mi? Aynen. Onu istiyorsunuz. İnşallah bunu da
bayramdan sonra, bayrama biliyorsunuz 15-16 az bir zaman kaldı. Bayramdan sonra, ama beni de öğretme şartıyla tabii. Bu arada tamam, başkası duymasın. İnşallah devam edeceğiz. Horon bilmiyor musun? Bacım zaten sizin tipinize bakıyoruz, hiç oynayacak gibi de durmuyor yani. İki ileri bir geri, çok kolay, hiç yabancılık çekmesin. Herhalde derneğin bahçesinde mi olacak bu horon geceleri? Tamam biz de geliriz, nasılsa ben yakınım, hala ikametgahım Bağcılar'da. Aldırmadım henüz, o yüzden sıkıntı yok. Her çarşambadan sonra, her akşam. Her akşam, ha ne güzel. Valla gençlere bırakacaklarmış. Ne güzel. Burak söyler, sen çalarsın. Bak bedavadan sanatçılar da var başkanım. Sıkıntı yok. Dernekte. Öyle değil mi? İyi o zaman biz horona start verelim. Daha bol bol sohbet, muhabbet edeceğiz. Zaten ben elime mikrofonu geçirdim mi? Biraz fazla konuştuğumu söylerler. Kısa keselim. Horona geçelim. Bol bol sohbetlerimiz de olacak efendim. Evet, bu arada yine dernek başkanı, gençlik kolları başkanı zaten. Yani ben ona ne diyeyim, ne diye hitap edeyim bilmiyorum. Sanatçı, iş adamı. Söz yazarı, dernek başkanı, gençlik kolları başkanı. Efendim o güzel alkışlarınız Burak Atasoy için gelsin bakalım. Değerli misafirler, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum efendim. Şöyle kalabalığı sahneye doğru alabilir miyiz? Burada sizler için varız. Yaklaşın böyle. Duvanda denizlenir, taş dibine gizlenir, taş dibine gir. Duvanda denizlenir, taş dibine gizlenir, taş dibine gir. Bu kaybana sevdalık durmadan fil izlenir. Havadan uçan kuşlar, acaba nerede kuşlar? Havadan uçan kışlar, acı nerede kışlar? Alayacağımızı gizli gizli, gizli gizli bakışlar, gizli gizli bak. Çok yaktı canımızı gizli gizli bakışlar, gizli gizli bak. Bugün hava çiseli, dere aldı gazeli, dere aldı gaz. Bugün hava çiseli, dere aldı gazeli, dere aldı gaz. İki gözümün nuru, asarın güzeli. İki gözümün nuru, asarın güzeli. İnci mi elmas mıdır, bal dolu bir tas mıdır? Ha bu sevdalık bize babadan miras mıdır, babadan miras? Ha bu sevdalık bize babadan dededen miras mıdır, dayıdan miras? Kalmamış, toplamışlar olmamış, toplamışlar o. Elma dalda kalmamış, toplamışlar olmamış, toplamışlar o. Ben yatıp uyuyamam, yerden haber almamış. Çiçeklerin özünde, balda
damlası gözünde, çiçeklerin özünde, bal damlası gözünde. Yeşilliği geçer de yürek o sekizinde, yürek o sekiz. Yeşilliği geçer de yürek o sekizinde, yürek o sekiz. Yeşilliği geçer de yürek o sekizinde, yürek o sekiz. Efendim, şöyle bir bize doğru yaklaşın. Sizi bir görelim, size bir aşina olalım, motive olalım size. Birkaç tane söyleyelim, horon edeceğiz, bekliyorum. Sabırsızsınız biliyorum ama birkaç tane okuyalım. Daha buradayız, akşama çok var. Daha Şakir abiye türkü söyleteceğiz burada, Tonya kaydelerinden. Evet efendim. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Evet, severek okuduğum bir eser. Büyük Üstad Sait Uçar'ı rahmetle, özlemle, minnetle anıyoruz. Bizlere güzel eserler kazandırdı. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun bir güzel eserini okuyalım. Davacıyım yıllara. Çaldılar geçimi davacıyım yıllara, geçimi çaldılar, geçimi çaldılar. Yalnız geçtiğim olsa beni benden aldılar, beni benden aldılar. Yalnız geçtiğim olsa beni benden aldılar, beni benden aldılar. Bir hayalim kaldı, dokunmayın onlara, dokunmayın onlara. Bir hayalim kaldı, dokunmayın onlara, dokunmayın onlara. Onları da veremem şu yalancı yıllara, şu yalancıya. Onları da veremem şu yalancı yıllara, şu yalancıya. Karşıma çıktı resmin karıştırdım albümü, çıktı resmin karşıma, çıktı resmin karşıma. Gözlerin der gibiydi, bana bakıp ağlama, bana bakıp ağlama. Gözlerin der gibiydi, bana bakıp ağlama, bana bakıp ağlama. Bir hayallerim kaldı, dokunmayın onlara, dokunmayın onlara. Onları da veremem şu yalancı yıllara, şu yalancı. Onları da veremem şu yalancı yıllara, şu yalancı. Örtüne küsmüşüm başa, küsmüşüm eteğine, küsmüşüm baş örtüne, küsmüşüm baş örtüne. Anıların canlandı gözlerimin önünde, gözlerimin önünde. Anıların canlandı gözlerimin önünde, gözlerimin önünde. Bir hayallerim kaldı, dokunmayın onlara, dokunmayın onlara. Bir hayallerim kaldı, dokunmayın onlara, dokunmayın onlara. Onları da veremem şu yalancı yıllara, şu yalancı.
da vermem şu yalancı yıllara. Yazmış. Kız benim yüreğime de ateşleri düşürdün, ateşleri düşürdün, ateşleri. Kız benim yüreğime de ateşleri düşürdün, ateşleri düşürdün, ateşleri. Savurdun küllerimi, aldın taşlara, sürdün aldın taşlara. Savurdun küllerimi, aldın taşlara, sürdün aldın taşlara. Bedenin başkasına, ruhum bana nikahle, ruhum bana ne. Bedenin başkasına, ruhum bana nikahle, ruhum bana ne. Suçum yok Kenet'in, sen beni kafa, hadi sen beni kafa. Suçum yok Kenet'in, sen beni kafa, hadi sen beni kafa. Kemençem alacağım bu kemençem. Benimkileri kız kocamınkilere, kız kocamınki. Mezar oldu aşkıma, kınalar diyor yerler, kınalar diyor. Mezar oldu aşkıma, kınalar diyor yerler, kınalar diyor. Benim payıma kaldı para pulle çömber. Para pulli çömberini. Evet, biz çalıyoruz, okuyoruz ama arkadaki kahramanlar çok önemli. Onların sayesinde okuyoruz. Müzik.
dereye. Bir ok çeksem dağları yandırırım dereye. Bu sevdalı başımı alıp gitsem nereye? Kadir abi, sen bu kaideleri seversin. Sen seversin bunları, muhabbet kaideleri. Otantiklere dönüyorum şimdi. Abdurrahman'ın kaidesini okuyacağım. Yaz gelir güneş vurur erir dağlar o karı. Buraya gitti yarlandı gene arar o yarı. Yaz gelir güneş vurur erir dağlar o karı. Buraya gitti yarlandı gene arar o yarı. Buraya gitti yarlandı gene arar o yarı. Çekerler bilir bu benim dertlerimi. Ah dünya yalan dünya, eller sürer sefadi. Çekmezdim bunca derdi, alsaydım bir sevdan ben. Ah dünya yalan dünya, eller sürer sefadi. Çekmezdim bunca derdi, alsaydım bir sevdan ben. Çekmezdim bunca derdi, alsaydım bir sevdan ben. Basar kalkmaz dağların sisi. Ölünce belki biten ilk sevdanın acısı. Güz gelir duman basar dağların çiçek açar. Bir evumun acısı uçaklar bende yaşar. Bir evumun acısı uçaklar bende yaşar. Çok ayındım anası. Bıraktım sevdam bende deriyle kerası. Vermedi seni bana. Çok ayındım anası. Bu sevda bende böyle deri yeri anası. Bu sevda bende böyle deri gönlün yarası.
Vermedi seni bana, çok ayındı anası. Bıraktı bu sevdalı, gönle gönül yarası. Bıraktı bu sevdalı, bende gönül yarası. Ben oldum senden beter. Benden medet bekleme, ben oldum.
sen açtın anahtarsız. Gizledi ikimizi başkanın ormanları, gizledi ikimizi çaygar ormanları. Eğer senin annene ben düşmanım düşmanım, eğer senin annene ben düşmanım düşmanım, seni nereden sevdim bin bir kere pişmanım. Güvendenin dağları, göl üstünde suları gizledi ikimizi. Elleri görebilir mi? Şav 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 şav. Kulağda yüzük taşının kolay gibi kaşın. Yüzük taşın inanlay gibi kaşın. O zaman iş var etme, ben değil sen başkın. Saçın uzun kapkara, beyazı ara ara. Saçın uzun kapkara, beyazı ara ara. Anca toprakta sabah, bende açtığın yara. Anca topraktan sığar bende açtığın yara. Anca topraktan sığar bende açtığın yara. Ah yelekli yelekli boyun boyuma yekli. Dönüp geri bakmayı o ne ayın yürekli. Dönüp geri bakmayı o ne ayın yürekli. Bırakma ellerini elimde.
otururken ayırma dizlerini dizimden. Ah yelekli yelekli boyun boyuma yekle. Ah yelekli yelekli boyun boyuma yekle. Dönüp geri bakmayı o ne hayrekli. Dönüp geri bakmayı o ne hayrekli. Birleştirebilir miyiz? Yaşa! Barın! Hanımefendiler, şurayı birleştirelim. Evet. Yemin olmam da sevdalı.
olacak. Bu gaybana sevdalı bize yanaşmayacak. Karşımda duruyorsun, adımı soruyorsun. Bana bakıp da gülme, ateşle oynuyorsun. Adımı soruyorsun, bana bakıp da gülme, ateşle oynuyorsun. Sen de ne rica
alıştırdın kendine. Senden ayrı duramam. Yaşar mı kız yaşar mı da balık denizde susun. Yaşar mı kız yaşar mı da ha bu uşak sevdasın. Gökyüzünde bulursun benim için umutsun. Seni geldi dediler hani yanımda yok. Gökyüzünde bulutsun benim için umursun.